Selam değerli bloggerlar. Bu videoyu izliyorsanız siz de yeni bir blog açmışsınız ve ona tema yükleme aşamasında hata almışsınızdır. Şimdi o hatanın %100 çözüm yöntemini anlatacağım size. Öncelikle bu gördüğünüz gibi benim yeni açtığım blogum. İçerisinde hiçbir şey yok görüyorsunuz. Bu arada ben bu anlatımı WordPress altyapısı üzerine aldığınız bir blog için anlatıyorum. Yani farklı altyapılarında farklı işlemler olabilir. Şimdi öncelikle e, blogunuzun WordPress menüsüne gitmeniz gerekiyor. Onun için e, buraya slash admin yazabilirsiniz veya wp admin yazabilirsiniz. Admin yazdığınızda zaten e, sizi otomatik olarak yönlendirecektir. Burada WordPress kullanıcı adımızı ve şifremizi giriyoruz. Evet, burası Wordpress yönetim panelimiz. Ee, normal şartlarda yapmamız gereken şu. Temalara, görünümden temalara tıklıyorsunuz. Burada sitenizde hala hazırda yüklü olan temaya görüyorsunuz. Yeni bir tema ekleyecekseniz, Yeni ekle diyorsunuz. Yeni ekle butonuna basıyorsunuz. Şimdi burada e, Wordpress'in kendi temaları geliyor önünüze. Yani İsterseniz zaten bunlardan bir tanesini yükleyebilirsiniz. Böyle tıklıyorsunuz tema üzerine. Burada örneğini gösteriyor. Buradan kur dediğiniz zaman onu yüklüyor. Ardından etkinleştir diyeceksiniz. Oradan temanız sitenize yüklenmiş ve etkinleştirilmiş olacak. Ama bu aşamada sıkıntı yaşamazsınız zaten. Sizin sıkıntı yaşadığınız şey eğer bir tema indirmişseniz yani zip, elinizde zip dosyası varsa yani satın aldığınız bir tema olabilir. E, onu yüklerken problem yaşıyorsunuzdur. O da şu şekilde. E, buradan tema yükle butonuna bastığınız zaman zaten bu şekilde yapmışsınızdır. göze tıklıyorsunuz. tıklıyorsunuz. E, satın aldığınız veya indirdiğiniz temayı buradan seçiyorsunuz aç deyip hemen yüklediğiniz zaman e, burada tema yüklenmeye başlıyor. Ama belli bir süren sonra muhtemel benim ileride alacağım hata alacaksınız. Şimdi o hataya gelene kadar biraz bekleyelim. Evet gördüğünüz gibi e, yüklenen dosya php'nin dosyasındaki upload max file direkti ile limiti aşıyor diye bir hata aldık. E, şimdi bu hatayı beraber aşıp e, temamızı yükleyeceğiz. Şimdi bu aşamada yapmanız gereken e, sitenizin com uzantısından sonraki slash'tan sonraki alanı silip e, C panel yani buradan C panele girip, girmemiz gerekiyor. Yazıp enter'e basıyorsunuz. Burada C panel e, kullanıcı adı ve şifrenizle oturum açmanız gerekiyor. Evet e, C panel oturumuna girdik e, şimdi buradan dosya yöneticisine gideceksiniz dosya yöneticisi ve bu şekilde kalabiliyoruz go diyorsunuz yeni bir sekmede e, sitenizin arka plandaki e, dosya ve klasörlerini gösteriyor şimdi size e, buradan public html altından wp content wordpress content Teams klasörü var bakın. Burada blogunuzda yüklü olan temanın ismi var. Şimdi buraya bu Teams klasörüne tıklayarak bu seviyedeyken e, yükle diyeceksiniz. Bilgisayarınızdan bir dosyayı buraya yükleyeceksiniz direkt. Yükle butonuna basıyorsunuz. Buradan göz at butonuna basıyorsunuz. E, daha sonrasından indirmiş olduğunuz temanızın bulunduğu klasöre gidiyorsunuz. E, ben şu temayı ekleyeceğim sistemi. Daha öncesinden satın aldığım bir tema bu. Aç diyorum. Şimdi buradan temayı sisteme upload ediyor. Tamamdır. E, temamın zipli hali. istediğim klasörü yüklendi. Şimdi bu sayfayı kapatabilirsiniz. Buraya tekrar basalım. Yenileyelim. Bakın üflediğimiz tema zip halinde burada. Şimdi bunu bu şekilde bırakırsak tabii işimize yaramayacak. Bunu sağ tıklayıp extract diyoruz. Şimdi nereye çıkartacağını soruyor. Bu şekilde kalsın. Bu Teams altına koymamız gerekiyor. Extract file dediğimiz zaman Tamam. Temamızı çıkartmış oluyor. İşte Close'a kapatıyoruz. Şimdi bizim satın aldığımız temanın Şurada klasörünü görüyorsunuz. Aynı şekilde şurayı da atmış. Bütün e, şeyleri bunun altında. Şimdi bu aşamada e, daha şey yüklediğiniz şu zip dosyayı silebilirsiniz. Buna ihtiyacınız yok. E, bunu sil diyerek. E, şurada skip the trash and permanent delete files dediğiniz zaman daha iyidir. Yani en azından çöp kutusuna gidip bir 4 megabaytlık yerinizi kaplamaz. Zaman, yani, tamam bu buradan gitti. Şimdi burayı kapatabilirsiniz. Yine tekrar e, sitenize gidip blogunuza gidip buradan wordpress menüsüne gireceksiniz görünüm, temalar bakın yüklemiş olduğunuz tema burada etkinleştir dediğiniz zaman temanız sitenize etkinleştirilmiş olacak Yüklenmiş, ve etkinleştirilmiş olacak hemen bir deneyelim Şuradan siteyi görüntüle diyelim. Ve gördüğünüz gibi tamamı sitemize yedirildi. Yani içerisinde bir şey olmadığı için bu şekilde boş. Şimdi artık içeriğini doldurmak size kalmış. Kolay gelsin diyorum. Umarım faydanız olmuştur. Daha detaylı açıklamaları videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kanalımıza da üye olmayı ihmal etmeyiniz. İyi günler. Bol bloklar.